Nerede yürüyeceksin, görüyor musun manzarayı? Sendikaların, çalışanların karşı çıktığı kıdem tazminatı düzenlemesine Başbakan Erdoğan da itiraz etti ve olası düzenleme daha kanun tasarısı haline gelmeden kaldırıldı. Kıdem tazminatı konusunu çok da uzatmadan gündeme alırız demişti bakan. Başbakan da gündemden kaldırın dedi son Bakanlar Kurulu toplantısında. Kıdem tazminatı fonu düzenlemesi rafa kalktı. Milyonlarca işçi de rahat bir nefes aldı. Diğer türlü işveren daima haklı duruma geçiyordu. Toplu iş ilişkileri kanunu meclisin gündeminde. İkinci adım kıdem tazminatı düzenlemesi olacaktı. Zaten hükümet programında da var. Sosyal taraflarla görüşülmeden bu konuyla ilgili bizim bir detaylı açıklama yapmamızın doğru olmayacağı inancındayım. Daha sendikalarla konuşulmadan, tartışılmadan bir taslak çıktı ortaya. 11 milyon çalışanın mevcut haklarında çok büyük kayıp yaratan taslak. Bu işveren lehine algılanması yanlış olur. Aynı zamanda işçinin lehine. Taslağa göre işveren çalışanın brüt maaşının %4'ünü bireysel kıdem hesabına yatıracaktı. Yani çalışana bir yıl için bir aylık ücret olarak ödenen kıdem tazminatı yarıdan fazla düşecekti. Yeni dönemde 13 günlük ücret üzerinden ödenecekti. Kıdem tazminatının çekilebilmesi için de 15 yıl çalışma, 3600 günde prim ödeme şartı aranacaktı. O şart sağlansa bile çalışan kıdem tazminatının yarısını çekebilecekti. Kalan yarısı içinse 800 gün prim ödeme zorunluluğu getiriyordu düzenleme. Yani nakit para olarak almam lazım ki işime yarasın. Çalışma Bakanı Faruk Çelik henüz gündemimizde yok diyerek olası düzenlemeyi savunuyordu. Son Bakanlar Kurulu toplantısında da Başbakan bu taslağı Faruk Çelik'e sordu. Nedir bu kıdem tazminatı tartışması diye ve bu çalışmayı ortadan kaldırın dedi. Yani devletin koca sistem devam etmesin. Eski sistem daha iyi. Faruk Çelik milyonlarca işçiyi rahatlatacak müjdeyi Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'a söyledi. Önceki günkü görüşmelerinde öyle bir gelişme oldu diyerek kıdem tazminatı düzenlemesinin rafa kaldırıldığını açıkladı. Zaten başbakanın da sendikalara sözü vardı. Mutabakat sağlanmadan böyle bir düzenlemeyi getirmeyeceğiz demişti. Ve sözünü tutmuş oldu Erdoğan. Bugün her yerde...